Hayırlı uğurlu olsun. Yerelde kalkınma hedefiyle tarımsal alanda pek çok projeyi hayata geçiren, üreticilere çeşitli destekler veren Bornova Belediyesi, Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile de sözleşme yaptı. Otuz türde toplam 161.200 çiçek alınmasını öngören sözleşmeyi Bornova Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ve Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ersoy Semerkan imzaladı. Sözleşme töreninin ardından vatandaşlara çiçek hediye edildi. Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ersoy Semerkan, bu sözleşmenin diğer belediyelere de örnek olmasını dilediğini söyledi. Çiçek, yeşillik, ağaç, medeniyet demektir. Bu söz yıllar önce atamız tarafından söylenmiştir. Ve atamızın bu sözü üzerine Türkiye'de Bornova, İzmir ve birçok belediyelerimiz önem vermektedir. Önemli olduğunu da düşünüyorum. Değerli misafirlerimiz, başkanımız Bayındır Çiçekçiler Kooperatifi'nden bitki almakla doğrudan üreticilere destek vermektedir. Bu destek doğrudan üreticilerimize yansımaktadır. Diğer belediyelere de bu hareketin örnek olmasını istiyoruz. Bekliyoruz. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma destek vermek amacıyla yaptığı alımları hatırlattı. Tarıma destek, çiçek, süt gibi alımlarla direkt üreticiye katkı sağlama yolunda biz de Büyükşehir Belediye Başkanımızın izinden giderek aynı destekleri gücümüzce vermeye çalışıyoruz ve bu farkındalığın diğer ilçelerde de olmasını arzu ediyoruz. Köylerimiz kalkınmalı, tarımımız kalkınmalı. Büyük Atatürk'ün ifade ettiği gibi köylü milletin efendisidir sözünün çok büyük bir önemi var. Büyük atamızın ölüm yıl dönümü kendisini ve aziz şehitlerimizi bir kere daha minnetle, şükranla ve her zamankinden daha fazla özlemle anıyoruz. Ve unutmayacağız, unutturmayacağız. Ve bizler Atatürk'ün çocukları ve bizim çocuklarımız hep birlikte ülkemizin karanlıklarını birlikte aydınlatacağız. Bu ülke sahipsiz değildir. Bu vatan bizim, bu ülke bizim. Köylü hemşehrilerimizle birlikte ülkemizin kalkınması için el ele vererek daha ileriye gitmek hepimizin birinci görevidir. Ben bugün bu kalabalığı oluşturduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten çok şanslı bir belediye başkanıyım. Çevreye, doğaya karşı duyarlı benim değerli hemşehrilerim var. Hepinize hoş geldiniz.